Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Allah gecemizi mübarek eylesin. Bu akşamki ders enfusi şeyimiz. Fakat bazen farklı yapıyoruz. Bugün farklı yapacağız. Herkese çok lazım ama fazla lazım. İki konu: iftira ve gıybet. Çok ilginç. İftira ve gıybet. Okuyacağım yerleri söylüyorum. Barla 267 iftirayı okuyacağım. Gıybeti okuyacağım. Mektubat 275. Ondan sonra şöyle size göstereyim. Şu bakayım, görecek misiniz kamera? Şu İslam hukukunda kimlerin şahadeti kabul edilmez? Hukuk İslamiye. Şu ise size gösteriyorum. Şu ne yaptı bu? Bak şu. Bu da şu mektup var ya Barla'da. Şu. Şu mektubun başında Ustad Gayrimunteşir Osmanlıcası var. Latincesi yok. Ben çevirmişim. Osmanlıcayı Latince'ye çevirdim. Bu sizin Barla'da yok. Şu. Gördünüz mü? Gördünüz. Şimdi okuyorum. Sonra eyvah diye iş işten geçtikten sonra başını saçını yolma. Bunları bil. Bunu duyduktan sonra bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bunu duyduktan sonra bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bilmiyorum yoktur. Bu saatten sonra olmayacak. Nedir o? 22. mektubun hatimesindeki bahse bir zeyildir. Mektubatın zeyli bu. E yuhibbu ehadukum en ye'kule lahme ahi meyta. Şimdi bunu mektubat bu ayeti almış. 275. sayfada ondan sonra gıybet hakkında, tamam, şu orada almış. Hiç biriniz, manasını okuyorum. 49 galiba, yok 40. 49. surenin 12. ayeti. Hiçbiriniz ölü olan kardeşinin etini yemek istemez. İster mi? Tamam mı? Diyor. İlk önce iftirayı okuyorum. Sonra gıybeti okuyacağım ve keseceğim. Ama lütfen en azından iftirayı kaçırmayın. Her böyle ders için demem. Gıybet şu ayetin kat'i hükmüyle nazar Kur'an'da gayet menfur ve ehli gıybet gayet fena ve alçaktırlar. E yuhibbu ehadukum en ye'kule lahme ahi meyta. Ölü kardeşinin etini mezardan çıkarıp yer misin? Tabir değil, böyledir. O zaman gıybet Kur'an'ın nazarında nefret edilmiştir. Ehli gıybet ise, gıybet eden insan, insanların en alçakları ve en fenalarıdırlar. Öyle geçiyor. Kur'an'da gayet menfur ve ehli gıybet gayet fena ve alçaktırlar. Gıybette olduğu gibi her şeyde de ifrat tefrit var. Mertebesi de var. Gıybetin en şeni nedir? Gıybetin en fena ve en şeni
en fena ve en alçağı ve en zalim kısmı kazb-ı muhsanat nevidir. Ne demek yani? Yani gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir insan. Bir erkek veya kadın, ha kadın hakkında zina isnat etmek. Gözüyle görmüş. Allah söylüyor ayette. Mesela لَوْلَا اِذْ سَمُتُمُهُ قُلْتُمَا يَكُنُ لَنَا اَنَّ تَكَلَّمَا بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُحْتَانٌ عَظِيمٌ. Burada söylüyor. Gözüyle görmüş, dört şahidi gösteremeyen ama iddia ediyor, zina yaptı diyor, böyle yaptı diyor. Allah diyor ayette, ne diyor? Gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen merdudu şahadettir. Merdudu şahadet ne demek? Şahadeti reddedilir. Şahadeti reddedilir. Tamam. Ne, buna nasıl davranacağız? Sözüne vesaire. Bak. Ebedi şahadetlerini kabul etmeyiniz. Çünkü yalancıdırlar. Tövbesi de olmuyor. Ebedi diyor. Yani kafir olabilir. Sonra iman eder. Tecdid iman eder. Oluyor. Buna hat koymamış. Gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir kadına ve erkeğe zina isnat etmek, iftira etmek, yani gözüyle, artık ona nasıl bakacağız? Ebedi, ebedi ama bunların şahadetini kabul etmeyiniz. Yok, kabul edilmiyor. Tövbe kendi ile Allah arasında. Çünkü öyle bir yıkım yapıyor ki, kendi hukuku değil ki, kafirdi, iman etti. Ama sen beni yıktıktan sonra tövbe etsen o. Aileyi yıktın. Öyle diyor, ebedi şahadetlerini kabul etmeyiniz. Niye? Çünkü yalancıdırlar. Ne oluyor? En şeni bir günah kebair. En zalimane bir cinayet. Yani adam öldürürsün. Ama bak şimdi adam öldürürsün. Ama bu öldürmenin en zalimi. Günah kebair var. İçki, kumar, zina. Kat, mübikatisi var. Nerede geçiyor? Mesela barla kaç? Hadi bakalım barlada mübikat-ı sebayı söyleyecek var mı? 7 tane kebairi. Hadi bakalım mübikat-ı seba sayfayı söyleyin bana. Kaçtır abiler? 335. 35 mi 38 mi? 335 abi. Tamam. Bak şimdi. Evet. 52 tane kebair var. Onlar 7'ye toplanmış. Onları okuyorum. Katl, zina, şarap, hukuku valideyn. Yani kat-i silah-i rahim. Kumar, yalancı şahadetlik, dine zarar verecek bidalara taraftar olmaktır. Bu zina ithamı, bu saymış olduğumu 7'den beterdir. Çünkü günah kebairin en şeni bu iftira. Yani zinanın bu iftira bölümüdür. Niye söyleyecek? Şeni bir günah kebair. Niyelerini okuyacağım. Şu dedim ya, şu gayrimüteşir. Şu yaprak var ya, şaprak. Orada ustad yayınlamamış. Oraya kırmızı iş yapmış. Vakti değil diyor, yayınlamayın. Vakti gelince ehli meşvet edip yayınlayacak. Bu. Anladın mı? Osmanlıcadan şey.
niyesini okuyacağım oradan da ondan. Diyeceksiniz, vay. Kardeşler, zina kendisiyle alakalı. Kumar kendisiyle alakalı. Bu öyle bir şey ki, iftira. Onun için her şeyi yıkıyor, karşıyı da yıkıyor. En şeni bir günah kebair, en şeni, en büyük günah kebair. En zalimane bir cinayet. Hayat içtimaiyeyi, ehli imanı zehirlendirir bir hiyanet. Müslümanların cemiyet hayatına hiyanet. Mesut bir aile hayatını mahveden bir gadr'dır. Katliam yapıyor. Vallahi yemin ederim ki öldürülmeyi, şehit olmayı razı olurum, iftiraya razı olamaz. Çok ağır. Birinin size yapmasın. Sana. Yani mesela diyelim sen öldürülmek mi, şehit olmak mı öyle, suikastla mı ölmek istedin? İftira ile. Sen mesela sen günah yaparsın ama bu iftira şeyle alakası da değil. Yani seni de aşıyor, karşıya duman ediyor. En mesut aile hayatını, bahtiyar bir insanın içsel yapısını, hele hele bu gayrimüteşhirde okuyacağım, neleri tahrip ediyor. Evet, Süre-i Nur bu hakikati o kadar şiddetle göstermiş ki vicdan sahibini titretiyor. Kimi? Ya yoksa bunu yapar. Vicdanı varsa. Ve tüyleri ürperttiriyor. Levla iz semutumuhu kultuma yekunu lana enne tekelleme bihaza subhanek. Subhaneke haza buhtanun azim. De ki, ferman ediyor ve diyor ki, gözüyle görmüş, dört şahidi gösteremeyen, merdudu şahadettir, tamam reddedilir. Orada kalmaz, bırakma diyor onu. Yani şahadetini nikahta, ticarette, mahkemede, herhangi bir şeyde şahitliği var ya, şahit olmak, vekil olmak, edilemez şer'an. Nikahta şahit olamaz, mahkemede şahit olamaz, Müslümanlar arasında vekil olamaz, olamaz da olamaz hiç. Ne zamana kadar? Ebedi. Niyesini okuyacağım. Şahadetlerini kabul etmeyiniz. Çünkü bunlar yalancıdırlar. Bu tamam. Bize bakan yönü tehlikeli okuyacağım. Bunu tamam yapmaz Müslüman ama şunu yaparız belki. Acaba böyle kazfe cesaret eden hangi adam var ki gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir? Kur'an-ı Hakim bu şartı koşturmakla böyle şeylerde şakkı şefe etmeyiniz, bu kapıyı kapayınız demektir. Şakkı şefe şu. Abdülkadir. Ya öyle bir şey. Mesela şey söylüyor. Zübeyir söylüyor. Tahir söylüyor. Ya Abdülkadir duydun mu ya? Böyle bir şey söylediler ya falanca için. Ya benimle ne alakası var, duyduk yani. İşte kaz bu şakkı şefe bu. Aynı sen de bu kategoridesin. Konuşma, bağla ağzını. Konuşan da öyle. Hazreti Peygamber'in hadisi var, Bilal Habeşi naklediyor radıyallahu anh. Her duyduğunu tahkik etmeden, her duyduğunu söylemek insana yalan olarak yeter diyor. Bir daha. Her duyduğunu tahkik etmeden söylemek insana yalan olarak yeter. Kaz mı? Şefe. Şakkı şefe. Edilen iftirayı söylemek. Sen de mesela şu. Öyle duyuldu. Onu kendim söylemem de. Sen şimdi geldin Emre. Buyur İsmail. Ya böyle bir şey duyduk ya. Hiç bizim adam. Konuşmayacaksın bunu da. Konuşmayacaksın onu. Yani o edilenin yanı da ol önemli değil. Şakkı şefe bu. Konuşma.
Anladın mı? Hiç bizimle alakası yok. Hüseyin Efendi, Ali Efendi ile böyle bir şey duyduk, bilmiyor musun ya? Şakı şefe. Ya ben bir duydum yani böyle. Duymayacaksın. Kur'an şakı şefe etmeyiniz diyor. Niye? Gayrimüteşhir okuyor. Çok ufak yazılmış. Yuhubune en teşi'al fahişe tehdidiyle öyleleri münafık gibi. Nasıl bir münafık? Ehl-i imanın hayat içtimaiyelerini böyle işalar ile ifsad ediyorlar, ifade ediyor. Cemiyet hayatını ve Müslümanların şahsi aile ve toplumsal hayatını yok ediyor. Nasıl yapıyor? Kime? Ve bilhassa böyle gıybet, zina gözüyle görmüş, dört çaydı getiremeyen, işte taciz etti, tecavüz etti, zina yaptı, her mertebesini. Böyle şeyleri gözüyle görmüş, dörtten şahit göremeye, burayı çok iyi dinleyin. Bilhassa böyle gıybet, iftira, ehli namusa yapılsa, ayrı, ehli haysiyet hakkında olsa, ehli haysiyet toplumda tanınmış insan. Bak, ehli namusa yapılsa, sokakta bir Müslüman, herhangi mahallede, köyünüzde yaşayan birisine yapılsa ayrıdır cezası. Mesela şöyle diyeyim. Evlilerin zinasıyla bekarların zinası ayrıdır. Yani derece derecedir diyorum, standart değil. Bu iftira da böyle bak. En düşüğü şu. Bir Müslümandan bir Müslümanı yapmak. İkinci cinayet daha büyük şey, cezası çok büyük. Kim o? Ehli haysiyet hakkında yapsa, o da bu. En büyük kime biliyor musun? Bilhassa ehli ilim hakkında olsa, toplumun kalp ve dimanı oluşturan insanlara, yani Müslüman, onunla bağlı. Mesela şeyhtir, liderdir, abidir. Ne bileyim yani bize katkı yapan, bize inşa eden, bize yardım eden din noktasında onlara bunu yapsalar, ehli ilme yapsalar, bilhassa akıldan hariç bir tarzda olsa, onu araştırdım ben. Ne demek akıl? Şu, öyle bir iftira yapacaksın ki buna, ona uygun olacak. Mesela deseler ki, Hasan fabrikayı soydu. Kim inanır? Böyle yapmaz. Biraz akla yakın olacak. Mesela Hasan gayrimeşru bilmem nereye gitti. Böyle bir şey yaptı. Bir yere, kötü bir yere gitti. Gayrimeşru yaşadı. Buna da kimse inanmaz. Bu akıldan uzak. Ne diyecek? Biraz böyle akla yakın gibi oduracak. Tamam mı? Akla yakın gibi duracak. Yani böyle duyanlar böyle hoplamayacak. Allah Allah he ya. Olabilir yani gibi. Bilhassa akıldan hariç bir tarzda olsa. Mesela ne o? Bir namuslu bir zat. Kendi gayet yakışıklı her cihette mükemmel ailesine kemali itimadı olduğu halde. Hiçbir cihetle ona mukabil gelmeyen ve onun hizmetkarı hükmünde ve ona nispeten çirkin bir insan ve dünyada onların içtimaını hiçbir fıtrat ve vicdan kabul etmediği bir surette o biçare ailesini o suretle gıybet etmek. Mesela delikanlı, evli. Buradaki söylediğimi söylüyorum. İslam hukukundan da söyleyeceğim. Adam evli, çoluk çocuğu, karısı güzel. Öyle bir şeyi bu adama isnat ediyorlar ki karısıyla hiç kıyas edilmeyecek kalacak çirkin, kötürüm, topal, sakat ne bileyim. Şudur bu. Olacak şey değil. Bu nevi gıybetin en şenidir. Böyle eşne gıybetin sebebi olsa olsa
Yani niye bunu oluyor peki? Niye yapar? Nereden çıktığını da söylüyor. Dikkat edin. Böyle bu kadar bak gözüyle dört tane şahidi gösteremeyen. Bir. Ehli Müslümana yapsa. Sonra ehli namusa. Ehli haysiyete yapsa ayrı. Ehli ilme yapsa ayrı. Akıldan uzak şey yapsa ayrı. Ama kim yapar bunu ya? Yani biraz uygun olacak da Hasan fabrikayı çaldığı ol denilir mi? Akla uygun mu? Hasan gitti gayrimeşruya da zina yaptı. Yani bir yere gidecek. He? Bir gayrimeşru evlere. Yani ben en ifrat şeyini gösteriyorum. Olmaz. Ne yapacak? Ne bileyim. Yani akla böyle bir şey yapacak. Ama peki bunu nasıl çıkartıyor? Kim çıkartıyor diyor bak. Kim çıkartır diyor. Ahmet çok ilginç. Bunları kaynak nedir? Çıksa diyor. İnsanın desteği ihtiyarında olmayan bir muhabbet ve vasıtasıyla yine kadınların kıskançlığından veya halüsinasyon, şizofreni vesaire bir hastaysa o kadın habbeyi kubbe görüp habbeyi kubbe görüp kendi hususi dünyasında halüsinasyon görüyor. Rüyasında mesela ilk önce hayal kuruyor. Sonra bak şimdi olanır mı burada uzağın? Kadın mı yapıyor? He ve daha çok. Onlarda daha çok şeytan musallat oluyor. Çünkü Kur'an'da söylüyor. Şeytanın tuzağı zayıftır diyor. Keyden zayıfa. Kadının tuzağı diyor. Keyden azima. Yani ilk önce tafsilatında var. Hayal ediyor. Sonra o cinsten rüyalar görse. Sonra kalktı dese ki bana böyle yaptı diyor. Falanca bana zina yaptı diyor. Bana sarkıntılık yaptı diyor. Bu olmamış, fıtratta olmasa denmez bunlar. Kim, nereden çıkıyormuş diye merak ettim ben. Şuradan bak, kendisi zaten söylüyor. Böyle eşne gıybetin sebebi olsa, insanın desti ihtiyarında olmayan bir muhabbet vasıtasıyla, yani niçin yaparmış biliyor musun? Düşmanlıktan değil ha. O kadar seviyor ki onu, Abdülkadir'i o kadar seviyor ki, eline geçiremeyince, bana bir yar olmadı mı? Hiç kimse olmasın. Bat gitsin. Nasıl bunu yapar? Adam kız için intihar ediyor mu? Lan kendin için onun ortana onu alamadın diye ölüyor musun? Erkek de ölüyor. Kadın da diyor ki sevdiğin bana yar olmadıysa o da yok olsun. Bunu nasıl yapıyor? Erkek nasıl intihar ediyorsa bu da böyle. Niye yapıyor bunu? Çünkü şiddetli muhabbet adavete döndüğü için. Şiddetli muhabbet adavete döner. Ay geldi diyor. Üzüme bir baktı. Çok harika üzüm. Çıkamıyor, çekemiyordu. Asmada ağaca sarılmış. Nasıl tatmin etti kendisini? Ekşi zaten ya diyor. Gümledi gitti. Yine kadınların kıskançlığından habbi kubbe yani şizofreni halüsinasyon görüp habbi kubbe yapan başka kendi iffetini göstermekle ben ne kadar şeyim bak iffetini göstermekle başkasını itham etmek nevinden bu nevi şaiyalar meydan alıyorlar. Bu işadan tövbe etsinler bunu yapmalarında yoksa ne olur biliyor musun? Sen bir o adamı yaktın. Onu kül ettin, duman ettin. Bak Allah ne yapacak sana? Ustad diyor ki, bu işadan, bu yaymalardan, konuşmalardan, duydun mu? Bu işten vazgeçsinler, yoksa kahri ilahi gelmesi kaviyen memuldur. Allah kahar olarak tecelli eder. Kahar ilahi tecelli eder. Başka dünyada ne olur sana? Öyle iftira edenler, el ceza min cinsil amel sırrınca öyle iftiraya maruz kalacakları cezai amelleri olmak ihtimalini düşünsünler. Sen bu yaptığın şeyi başına gelmedikçe sen ölmeyeceksin. Sana da yapılacak bu. Peki toparlıyorsak. Bir,
gözüyle görmüş, sonra bilmiyordum, bu saatten sonra bilmiyordum demeyin. Ne? Şakı şefede düşebilirsiniz. Evet, bu söylemeye düşmezsiniz ama şakı şefe neydi? Ya duydun mu Ahmet? İsmail duydun mu falan yerde? Böyle diyorlar falanca hakkında. Sormayacaksın. Konuşmayacaksın. Bize bakan taraf bu. Yoksa hiç böyle zaten biz çıkartmayız deme. Allah düşürmesin. Düşer. Bakın ama şu da var. Şu da var. Mutadid defa bazı derslerde söylemişim bu örneği, bu hadisi şerifi. Burada da söylemek icap ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gece Hazreti Ayşe validemizle bir yerden bir yere gidiyormuş. Sokaklaması yok. Bir de siyah çarşaf. Birkaç tane sahabe geliyormuş. Kim olduğu belli değil. Fakat tam yaklaştıkları zaman Resulullah olduğu anlaşıldı. Onlar da sahabe. Selamun aleyküm aleykümselam. Tamam Resulullah yanında çarşaflı bir kadın. Gece gidiyor. Bir iki adım attıktan sonra Ayşe validemize dedi ki sen burada dur. Geri döndü. Ya filaneler. Buyur ya Resulallah. Dur durun. Durdu Ahmet. Kardeşler şu yanımdaki kadın kim biliyor musunuz? Helalim olan, helal olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'dir. Estağfurullah ya Resulallah. Sana suizan mı edecektik? Yani şu akşam akşam hangi kadını götürüyor? Suizan olur. Acaba kafa böyle. Hı. Kimi götürüyor? Kimse yok. Gece kimi gitti? Kimle gidiyor? Peygamber içinde olabilir diye. Peki sonra peygamber ne dedi? Tarihi cümlesini söyledi. Estağfurullah ya Resulallah. Size de mi deyince yani bu itham hatırımıza mı gelir bize? Bizim de senin hakkında. O zaman şöyle demiş Ahmet. Müslümanın şeni odur ki suizan etmez. Ama suizana da vesile olmaz. Suizana da vesile olmayacağız. İşte bir, gözüyle görmüş, dört şahidi getiremeyen, akıldan uzak bir tarzda, nedir o? Fabrika çaldı, falan yere gitti veya intikamın kokusu olan 5 sene önce, 7 sene önce, şimdi ne kadar neredeydin? Bak ne kadar hiç inandırıcı değil. 7 sene önce, 10 sene önce bana böyle demişti, böyle yapmıştı, böyle şey yapmıştı, böyle teklif etmişti. Hakikaten mi ya? 7 sene önce, 15 sene önce, 20 sene önce, 50 sene önce. Nereden çıkıyor? Bu akıldan uzak bir tarzda olsa. Akıldan uzak. Sonra... İnsan ne zaman söyler veya ortaya koyar? İnsan en çok etkilendiği an. 7 sene sonra, 3 sene sonra, 1 sene sonra insan etkisi mi kalır? Ha o zaman intikam bu. Bu başka bir şeyin vitrine konuşudur. Başka bir şey var arkada, vitrine bunu koymuş. Mesela bir misal söyleyeyim. Bazı böyle görüyorsunuz böyle arkadaşlar, kardeşler soru soruyor. Ailevi oluyor, özel oluyor, tamam. Ben ne diyorum onlara? Bunu geç. Bunu vitrine çıkarttığını geç. Arkayı söyle bana. Vitrine çıkarttığı ayrı, arkada sakladığı ayrı. Nereden besliyorsun bunu ya? He, evet, bunu nereden besliyorsun? Şimdi 1 sene önce, 7 sene önce, akıldan uzak bir şey, 11 sene önce. Bana böyle dedi, böyle yaptı. Ya o zaman ya böyle düşünmüştü. 7 sene olmuş, 15 sene, 20 sene geçmiş, 50 sene geçmiş. Ya yani akıldan uzak. Niye? Bu intikamdır. Bu intikam kokusudur. Başka? Bunu gözüyle görmüş erkeklerde pek çıkmaz bu. Kadınlar dünyasından çıkar bu. Sebebini söylüyor ustad. Desti ihtiyarında olmayan bir birinci sebebi diyor, kendi ihtiyarında olmayan bir muhabbet vasıtası, çok şiddetli seviyor, ona sahip olmak istiyor o adama,
Zeliha'nın Yusuf'a gibi yapmadı mı? Zeliha yapmadı mı? Zeliha Yusuf Aleyhisselam yapmadı mı? Bana şey yaptı, sarkıntılık yaptı. Düşmanlığından mı yaptı? Aşırı dost, şey sevgisinden yaptı. Öyle değil mi? Peygamber'e yapılmış. Sana mı yapılmayacak? Bir şey söyleyeyim mi size? Hadi bakayım nerede geçiyor söyleyeyim. Ustadı için ne dediler? Emirdağ'ında hadi. Sayfayı da siz bulun. Üstad için ne demişler? Fahişe bulmuşlar. Fahişe. Gayrimeşru bu işi yapana. De ki. Çok tobe. Usta fahişe diyorum. Sarhoşu bulmuşlar. De ki şu kağıdı imzala. Said Nursi'ye ben gece rakı götürüyorum. Fahişeler de gidiyor. Usta da 80 küsur yaşında. Kapısında bekçi. İçeride kendisi kilitlemiş. Zehirle boğuşuyor. Zehir vermişler. İstibdat altında bu iftirayı da yapıyorlar. Geçiyor Emirdağ'da. Bir diyor ne demiş sarhoşa? Sarhoş ne dedi? Tövbe demiş ya. Bunu kim imzalar demiş ya. Ben gördüm bunu imzala demiş. Sana para vereceğiz. Bunun kafa da gidik abi. Gidik olan. Gidik olduğu halde. Burada ne çıkarıyorum? Buna yaptılar da usta da. Bana sana yapmayacak. Ne yaptı usta abiler? Kemlik'in. Hiç kal almadılar ki. Niye? Ne diyor? Bilhassa akıldan hariç bir tarzda. Usta da fahişeler içkiyle gidiyormuş. Hasan falan yere gitmiş. Fabrika çalmış. Falancanın parasını almış. Falancaya tövbe estağfurullah şöyle yapmış böyle yapmış. Dile getirmekte utanıyorum ya. Nedir bu? Akıldan uzak. Niye yapar bunu? Bir, aşırı şiddetli seviyor. Ona sahiplenmek istiyor. Yapamayınca muhabbet adavete döner. Şiddetli muhabbet üç modu var. Tefrit, vasat, ifrat. İfrat muhabbet adavetin zeminidir. İşte Yusuf Aleyhisselam'a şiddetli muhabbetten Zeliha'nın bana sarkıntılı tecavüz edecekti diyor. Oysa biliyorsunuz kim yapacaktı. Aynı. Usta da. Ya. Ben yanında 1978'de 80'de. 80'den 2012'ye kadar yanında bulunduğum Rüştü abiye kaç sene oluyorsa 96'dan 1,5 sene çıkar. 1,5 sene yanında değildi. Bu kadar sene yanındaydım. Adamın dişi patladı. Diş. Dişi vallahi yalan söylemiyorum. Billahi yalan söylemiyorum. Tallahi yalan söylemiyorum. Ne doktor? Ağrısından çıldırıyor. Doktora gidemiyor. Merdüm giriz. Kendisi penseyle kıra kıra her gün bir parça çıkarta dişçiye bile gidemeyecek kadar merdüm giriz. Ne demek? Çekinen insanlar içine giremeyen adam. Saçını şöyle kendisi tıraş ederdi. Hiçbir şeye gitmeyen, ben ömrümde bir defa bir şeye denk geldim. Hasta. Çok hasta. Onu da Zübeyir abi rüyada görmüş. Benim hatırım için bir defa doktora gittirmiş. Yalan söylemiyorum size. Zübeyir abi demiş ki rüyada ona benim için bir defa git. Ondan sonra da ben kulakta İçeren Köyü derse gidiyorduk. Fındık zateden. 1985-86'da İçenek'e giderken 404 Peugeot'su vardı. Tavsil ediyorum çok detaylı. Ondan sonra ben şoförün yanındaydım. Şoför Ahmet abiydi. Arkada. Altı yolda Yakup abi vardı. Yakup Aktaş, doktor. Ona daha önce ayarladık. Telefon ettik. Yazıhanesine de giremedik. Adam Allah razı olsun. Yazıhaneden indi. Nurcu'ydu. Altı yolda bir arabayı kenara çekti ya, Rüştü abinin arka koltuğuna girdik, orada muayene etti. Gittiğini ben bir yerde görmemiş. Bu adama bile iftira yaptılar. Vallahi ya. Dişini ben şahidim. Öyle. Merdüm girizlikten gidemiyor. Bir topluma giremez. Yani bir yere, hastaneye şöyle giremez. Mümkün değil. Nasıl bir şey? Merdüm girizlik hastalığını yazın lügatta görürsünüz ne demek. Böyle bir şey.
dişini kendi penseyle tutmuş. Yapmamış da. İçimiz gidiyor. Çıktım ya. Kırdı penseyle. Parça parça gün çıkarttı. Şimdi iki parçaya dayanamıyorum diyor. Bu adama bu olur mu? Olur. Bu vicdansız. Bu imandan kıt. Zalim. Zaten söylüyor. Bu diyor kimlere yapılıyor? Ehli namusa. Bir ileriye götür. Bir dişte yukarı. Ehli haysiyet sahibine. Biraz da ileri git. Ehli ilme. Niçin? Onunla pamuk ipliğiyle bağlı insanlar var ya Müslümanlar. Bana bir şey yapsalar, sana yaptıkları gibi değil ki. Benimle alakalı Risale-i Nur'a, dine muhabbet edenler pamuk ipliğiyle bağlı avamlar da var. Pat diye onlar da düşsün diye. Yani şöyle diyeyim. Risale-i Nur'a direkt hücum etmiyorlar. Bu elime vuruyorlar. Bu eli kırıyorlar, elimdeki külliyat düşsün diye. Külliyata direkt hücum etmiyor, münafıkla anlaşılır. Direkt Kur'an'a hücum etmiyor. Bu eli kırıyor. Affetsin beni. Örnek için yaptım. Bu eli kırıyor. Niçin? Bu eli bunun için kırıyor. Tutamazsın. Kur'an'a hizmet edenlere onun için yapılıyor. Direkt Kur'an düşmanlığındandır da. Fakat direkt yapamıyor. Şahsa yapıyor. Onu tutan. Çünkü Kur'an peygambersiz olsa, anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. Peygamber, Kur'an apaçık diyor. Kur'an apaçık diyor, sizin için geldi diyor. Ama peygambersiz, manasız bir kağıttan ibaret kalır. Risale-i Nur, vakıfsız, dershanesiz, ona sahiplenen, içtimaiyattaki samimi nurcular olmasa, bu nasıl dili biz olacağız? Ne yapıyor? Bunu direkt yapamıyor. Bunun dili kim? Bunun eli ayağı kim? Onu sustur, onu kır. Anladınız mı? Bir kere kafadan şöyle diyeceksin. Gözüyle görmüş dört tane şahidin var mı kardeş? Yok. Bir, atladın. Şakı şefe yapmayacaksın. Yani merak etmeyeceksin. Fermar çekeceksin. Merak etmeyeceksin. Ya ama acaba bir beni iyi dinleyin şimdi. Ya biraz doğruluk payı var mı ya bu işin be? Bu abi de şeydi zaten. Hemen hatırına gelecek. Emirdağ'da, ustada, sarhoşa dediler ki şu kağıdı imzala. Said'e akşam fahişeler rakı götürüyorlarmış. Bunu yaptılar mı? Yaptılar. Ayşe validemize yaptılar mı? Yaptılar. Bu abiye yapmasa gayet normal. Makbul olduğuna delil zaten. Abi de şöyle bir şey var. Şimdi mesela diyor ya. Sesin güzel. Zina diyor mesela. Zinada diyor ki 4 kişinin görmesi lazım. Evet. Ulan bu imkansız bir şey yani. 4 kişinin bir anda görüp zinayı o zaman ceza veriyor. Aslında buradaki amaç şey, o günahı yaymamak yani. O insanlar günah işlese de onu ortaya çıkarmamak. Yani evet. Toplumun huzurunu bozmamak. Toplumun. Haberler yapıyor. Evet. Şunu taciz etti diyor. Bunu yayan 4 kişiyi görmüş mü? Niye yayıyorsun? Haberleri hiç konuyor. Ya. Hele bir de aslı astarı olma. Zaten hepsi yanlış. Ben Almanya'da da kalıyorum biliyorsun. 2004'ten beri oralardayız. 7 dakikadır en fazla uzun haber. Baktım saate. 10 dakika süren haber görmedim. Mahsus ben oturdum baktım. Anlamadığımı aldı. Merkel, Tayyip'e geldi, görüştü. İçerik yok. Görüştüler. Ciddi imzalar attılar. Tamam, haber bitti. Evet sayın seyirciler, bekliyoruz. Şu anda karınca Bitlis'ten kalkıp Antalya'ya giderken kanadı koptu. Orada koca sanayi devleti Merkel, Tayyip'le görüştü. Ciddi anlaşmalar imzaladı. Tamam. Bu sene enflasyon şu kadar diyor. Bu kadar bitti. 7 dakika. Abi, üstad diyor ya 4. meyvede. Yani küçük dairede bir, büyük dairede küçük vazifeler var. Evet. Aslında insanlar o kaideye uymadığı için haber vesaire sosyal medyayla iştigal edince
Aslında adamın aklına gelmeyecek şeyleri bile Hasan abi evet. şey yapıyorlar. Yani onun aklına sokuyor. Yani sokuyor. Böyle bir şey adam oturup düşünsen olmaz. Mümkün ama değil. Ya diyor böyle bir şey de varmış. Ya taciz etti diyor tamam mı? Taciz, taciz, taciz. Sonra diyor ki ulan Hasan da olabilir ya diyor. Taciz kafaya girdi mi? Hipnoz etti mi? Ya arabayı devamlı kullanınca ne oluyor biliyor musun psikolojide? Otobanda kullan, 2,5'tan fazla kullanmayın diyor, 2,5 saat en fazla. Şey oluyormuş ya, yol hipnozu deniliyor. Yol seni hipnoz ediyor, asfalt. Aynı şeyi duya duya, taciz, taciz, taciz böyle şeylerde. Artık alışıyor, diyor İsmail, Emre, Hasan, Tahir Zübeyirler, Abdülkadirler, Ahmetler, şunlar bunlar. Artık sıradanlık oluyor, o zaman herkesi yakıştırabiliyorsun. Taciz. Bir de birisini de buluyorlar. Kafadan biraz eksik, kırık olacak. Bir kadın olur, kız olur, yaşlı olur. Veya adam olur, çocuk olur. Çocuk, delikanlı, erkek. O biraz orta yaşta, bilmem onu yaşlı. Biraz kırık olacak. Biraz da kandırıldı veya korkutuldu. Ne bileyim, çeşitli sebeplerle ona doldurtuyorlar. Kaset, yani bir ayda. Hadi bir şey söylettiriyorlar. Bir ayda siliyor. Sanki aynı zamanda söylemiş gibi aradaki şeyleri siliyor. Bir anda mikrofon tuttuk dedik diye 2 dakikaya sıkıştırıyor. Bir hafta, bir aylık konuşması. Ya falanca sen oraya, orada koşarken, araba sürerken bak şimdi. Bunun alakası yok da silecek. Araba sürüyor. Ne o araba? Ya hiç sorma araba beni sıkıştırdı. Az kaldı. Kaza yapıyordum. Araba sıkıştırdı beni. Araba seni sıkıştırdı tamam mı? Zor sağa kaçtım. Burada ne trafiği anlatıyor. Araba sıkıştırdı demiyor. Orayı siliyor, sıkıştırdı diyor, orayı alıyor, tamam mı? Ondan sonra diyor ki, mesela diye, tabii ya Tahir'le falan yerde görüştük, yani beraberdik, derste beraberdik. Tahir'le derste beraberdik. Tahir'le yazıyor şeyi, dersi de siliyor, beraberdik. Ötekisini de getirdi buraya. Eydüz programıyla bunlar gayet eskide bunlarla hükümeti düşürüyorlardı. Erbakan'ı böyle düşürüyorlardı. Erbakan'ı böyle düşürüyorlar. Yani eskide Türkiye'de bu teknoloji yoktu. Kadını yanına getirdi Erbakan'ın. Ondan sonra yürüyor caddede. Kadın acıyı koluna girmiş sokmuşlar. Ya yani bunların özelliği. O kaçtı ya almaya bu medya. Kanal D, CNN. Bizimle uğraşan kanal vardı ya. İşte aynı kanaldı. Adam o kaçtı. Öyle düşürdü. Ya bir gecede başbakan değiştiriyorlardı ya. Bu neyle? Medya şeyi. Kardeşim istediğini istediğin gibi konuşturabiliyorsun. Yapıştırıyorsun. Ben kendi dersimde öksürükleri, uygun olmayan kelimeleri, mesela şu dersi. Uygun olmayan şeyleri mesela bana gelecek. Abi bunu yayma. Şu kelimeyi çıkart. Çıkartacağım. Konuşurken yani hiç sen anlamazsın ki şeyin düğmeye zaten. Şey söyleyeyim sana. Bak hangi benim programı bak göstereyim size. Filmora program benim. Filmora ile istediğimi yapıyorum kendim dersimi. Kapatayım şimdi. Filmora. Daha önce Eydüz programını kullanıyorduk. Büyük bir para istediği için buna geçtim. Yani örnek veriyorum. Eskide bunu Türkiye'de bu yoktu. Siyasetçilere yapıyorlardı. İsteyeni istediğini yaparsın filmle. Söylettirirsin mesela beni görüntülü veya şeyi şeyde var ya YouTube'da var yani mesela siyasette misal vereyim. Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Akın'da o yiğittir, delikanlıdır biz öyle adamız. Böyle der mi? Ama var video. İstediğin konuşturuyorsun ya. Ha bir kadını veya kızı, bir delikanlı veya bir adamı İstediğin gibi, istediğin kişi hakkında konuşturabilirsin Filmora programıyla. Sonra, vay be, şu abiye de bak ya, şu veya şu kadına bak. Biz adam biliyorduk ya, ne filmler çeviriyormuş ya. Ulan dini de bahane yapmış ha. Şu cinayete bak, ne, sen gidecek yerin yok ya, hadi o tamam. Ama bu dersleri bilen adamsın. Ne yapman lazım, sus lan. Çukur insan seni. Bir sen kendi malına sahip çıkmasan elin olur seni duman eder zaten. Niye uğraşıyorlar? Seninle direkt yapmıyorlar. Senin itimat ettiğin külliyatı da yapmıyorlar. Bunu tutan eli kıracaklar. Bu böyle kuraldır.
Kur'an'a direk hücum yapamıyor. Kur'an'a direk hücum yok. Kur'an'ı tutan ele hücum var. Yani bu el kırılsın bu. El kırılınca bu da düşecek zaten. Bak kimi yapıyor usta? Gayrimüteşi söylüyor arkadaş. Kim yapacak? Bilhassa ehli namusa. İki, ehli haysiyet sahibine. Bilhassa ve bilhassa ehli ilim hakkında olsa. Bir de akıldan diyor, biraz akıldan uzak bir tarzda olsa. Niye yapıyor diye söyledi. Bu tür şeyler daha çok kadınların muhabbetinin ifratından. Zeliha, Yusuf Aleyhisselam'a bu iftirayı düşmanlığından değil, eline geçmeyen aşırı muhabbetinin adavete, düşmanlığa dönüşmesindendir. Sonra ne diyor? Kadın kendi iffetini göstermek içindir. İkinci sebep o. Üç, hastadır. Habbi kubbe yapan şizofreni halüsinasyon görür. Mesela dedim, hayal eder, düşünür onu, sevdiği kişiyi. Yatınca o cinsten rüyalar görür. Kalktığı zaman şeytan da, cinler de, ifritler de işine, ona o rüyada gördüğünü ve hayal ettiğini, hayalini gerçek zanneder. İsmail bana taciz et. Niye? Makul bir şey de söyleyecek. Beraber orada oturuyorduk, yanıma geldi. İşte bana böyle dedi, böyle yaptı. Elini sürdü, bilmem ne yaptı. Elini sürdü. Kardeş, Habbe-i Kubbe'yi görüp, kendi iffetini göstermek için, Habbe-i Kubbe yapmak için, aşırı muhabbeti adave döndürmesi için bu nevi şialar meydan alıyorlar. Ama bu işadan tövbe etsinler, yoksa kahri ilahi gelmesi katiyen mi? Katiyen me'muldur. Öyle iftira edenler böyle iftiraya maruz kalacakları cezai amelleri olmak ihtimali düşünsünler. Sen yaptın değil mi? Allah'ın ayeti 24'de 16 gözüyle görmüş dörtten şahidi getiremedin. Sen de aynı şeye düşeceksin. Şimdi gıybetin çok tuhaf bir tarafını söyleyeceğim. Şimdi gıybet nedir biliyor musunuz? Basit bir avami bir örnek vereceğim. Emre sen de misal vereceğim. Bugün sen namaz kıldın akşamı. Sebabı 500. Birisine iftira ettin. İftira demeyeyim, gıybet ettin. Gıybet ne demek? Doğru bir şey söylemek. Ama o razı değil. Doğru bir şey söyleden ama razı değil. Bu gıybettir, haramdır. Bir de yalan bir şey söylersen bu iftiradır. 10. lema değil mi şefkat tokatı? Orada diyor ki ustad, belki razı olmaz diyor o talebesinin şefkat tokatın edildi, kaldırıldı. Kaldırıldığı yere de nokta nokta koymuş. Kaldırıldıysa niye nokta nokta koydun? Şefkat tokatı diyor, kendimden uygulayayım. Hasan kardeş tokat yedi. Ben buna razı mıyım? Sordun mu bana? Hasan kardeş bu mahkeme hapse girer. Bak tokatını yedi. Ben buna razı mıyım söylemene? Değilim. O razı değildir diye, razı gelmez diye kaldırdım diyor. Kaldırdığını da göstermek için nokta nokta koydu. Orada şart nedir? Yayınlanabilmesi için. Falanca şefkat tokatı yedi diyebilmen için o razı olması lazım. Değilse suizan haramıdır. Şefkat tokat yemek demek hata yapmış, günah işlemiştir. Onun için bu hale geldi. Şimdi bak, gıybetin garip tarafını anlatayım size. Emre'yi misal verdim. Akşam namazını kıldı, şimdi yatsı okunuyor. 500 sebap aldı. 500 sebap. Birisine gıybet etti. Gıybet edene sebabın gidiyor mu senin? 500 sebabın gitti. Kimi gıybet ettin diyelim? Yozgat'tan birisine. İstanbul Büyükçekmece Tepecik'te burada kıldığın namaz, akşam namazının sebabı geçti Yozgat'a. Garip bir olacak. Yozgat'taki adam da amcası almaya da amcasını gıybet etti. Emre'nin 500 sebabı Yozgat'ta gitti. Yozgat'tan da Almanya'ya geçti. Almanya'da da fabrikada çalışırken Japon var.
Japon'un kızmış, evine gelmiş, başka arkadaşlarına Japon'u gıybet ediyor. Almanya'daki o adamın sevabı da gitti Japon'a. Emre burada akşam kıldı, 500 sevap Japon'a gitti, kıyamet koptu. Daha hareket etmedi o, para dönmedi. Eldeki para gibidir. Şimdi bakkala verdim, bakkal da fırına verecek, fırın da bilmem uncuya verecek, uncu da şuna verecek, çiftçiye verecek. Çiftçi de tekstilciden alacak, konfeksiyoncudan alacak. Para dolaşıyor ya, sevap da dolaşıyor. En son kıyamet koptu mu, kim de patlarsa sevap orada. Bir bakacak Emre, akşamı kıldım, bir baktı ki sevabım Japonya'dan çıkmış. Akşam namazının sevabı Japonya'da. Bir de bakacaksın, bu neyse, bu güzel gene. Kıyamet koptu, bir baktım ki zina günah bende. Şimdi sevabı yaptım, sevaplarım gitti. Birisini gıybet ettim, sevap gidecek yok. Onun günahını alıyorum bu sefer. Onun zina günahını aldım. Mesela siyasilere olmayan bir şey iftira ettin. Tayyip Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'na, şuna buna. Ne yaptın? Senin sevabın gidiyor. Sevabın yoksa, hani diyelim ki adam ateist, adam inkarcı, adam sefil. Sevabı yok ki. Beni gıybet ediyor. Televizyonda beni gıybet ediyor. Sevabı yok, imanı yok. Gafil. Benim günahımı alıyor. Bir bakacaklar, olan bu kadar bir sürü Kadıköy'de haram görmüşler. Bir baktı ki adam da patladı. Adama geçti. Kıyamet koptuğu zaman artık sevap ve günah hareketliliği duruyor. Paranın hareketliliği gibi. Kim de patlamış onda. Bir bakacaksın İsmail, oruç tuttun, sevabın gitti. Antalya'da bir adamdan çıktı. Bir de senin şey yapayım. Kıyamet koptu, bir baktım ki ola 500 tane adam doyurmuşsun ya. Öyle bir şey yok lan, fakir adamsın. Meğer seni gıybete o etti, o etti derken bir tane 500 kişisi doyurup da sevap eden patron sağda solda yaptığı işi söylemiş. O da ona gitti, o da ona, sen de sanat patladı. 500 kişiyi doyurmuş gibi sevabın var. Peki bu duymak nasıl oluyor abi? Mesela biri gıybet etti, ben duydum mesela. Duymayacaksın. Duyduğun yerde ya susturacaksın, dur Emre diyeceksin. Gıybet etme kardeşim, ben akşama dersen de kapanmışım, sevap kazanayım diye sevabımı başkayla transfer etme. Gücün yetmiyor, konuşuyor, kalkıp gideceksin. Kalkıp gideceksin. Mesela bir arabaya biniyorum, taksiye, ilk şunu söylüyorum. Radyoyu kapatabilir misin kardeşim? Tabi, kapatabilirim diyor. Yok diyorsa, ilk daha birkaç, ben ineceğim kardeşim. Mesela akrabalar, köylülerim şey oluyor, caminin daha cumaya bir saat var. Kapısında şey, hemen bu gıybet gelince, arkadaşlar gıybet etmesek ustadın talebesi vardı, Ceylan abi. Duydunuz mu? Ceylan abi ustada ne demiş biliyor musun? Usta, ah ustadım demiş, gıybet ne kadar tatlı bir sen bir bilsen. Çok tatlı, niye haram ya? Haramlar çok tatlı. Gıybet o kadar tatlı ki bize yattırıyor. Ona ben şimdi yatsıyı kılacağım. Birisini gıybet edeceğim yatsıdan sonra, ona gidecek sevabım. Lan ona mı kıldım ben ya? Geçti, benden geçti gitti. Yaptıklarımız acaba ameller bizde mi duruyor? Ama ben de yapmadığım bir sürü şeyler bana gelmiştir, gıybet etmişlerdir. En azından ölünce bir gıybet et, 3 tane gıybet edil. Ne yapar? 3-1. 2-0 öndesin. Ama hele bu iftiraya eğer bir yerde duyurmuşsa şakkı şefe sakın ha, zinhar. Aynı iftira etmiş gibisin. Kurtulamazsın. Gözüyle 4 tane şahidi getiremeyene hiç, ama Allah dediği için, Allah söylüyor, itibar etmeyeceksin. Kesin hiçbir ihtimal yoktur doğruluğuna. Çünkü Allah diyor ki merdudu şahadettir. 4 tane gözüyle görmüş şahidi getiremeyen bir zina iftirası yapana duysan gelse asla iltifat etmeyeceksin. Sayfayı da söyleyeyim, belki merak eder. 24. surenin 16. ayetinde gözüyle görmüş ayeti Risale-i Nur'da Barla Layıkası 267'de geçiyor. Ya Hasan abi, bu gerçek yani şey olarak değil. Mesela bu hadise oldu diyelim, böyle bir iftira var büyük bir şey hakkında.
Adam ahlakı şey var, ailesi onunla görüşüyor. Bu adam nasıl önlem alacak yani? Hani yani böyle bir laf olan bir şey söylüyorum yani. Şimdi bu nasıl Emre önlem? Bak bilmiyorum ki ben de aciz kalmışım. Mesela diyelim ki benim hakkımda yaptılar. Yani ne yapabilirim yani? Mesela adam benim durumumu biliyor, falancayı methetti diye ses kaydı yaymış. Yani böyle havalara uçuran ses kaydı yapmış adam. Ama bilen, ya bu kadar da bedihi bir şey uydurulmaz ya. Diyeceksin ki sen Allah'a havale ettin. Ne yapacaksın? Ama ispata kalkma yani böyle bir şey olmadığına. Çünkü daha beter şeyi karıştırıyorsun. Hiç karıştırma. Bırak Allah'ından bulsun ya. Abi mesela Hasan diyor tokat yedi diyor. Lan tokat yedi belki Allah bir ona bir makam tayin etti. Ama ameliyle ona çıkamıyor. Allah ona bela ve musibet veriyor. Hastalık veriyor. Allah Resulü bu kadar sıkıntı çekti. Ustad 28 sene hapishanede yattı. 17 defa resmen zehirlenmiş. Tokat mı yedi? Haşa. Ne? Şimdi Hasan hapse girer kardeşim. Yiğit adammış girmiş. Boyun eğseydi girmezdi. Girmeyenler var. Tokat diyor. Hasan abi şu soruyu müsaadenizle sormak istiyorum. Sonra. Ben o diye düşünüyorum. 1980'den beri sesli kasetlerimiz var ya. 80. Bu nasıl resmi savaşımız bizim Fethullah'la 1991'de oldu. Rüştü abinin yanındaydım. Ben değil de Rüştü abi. Niçin? Risale sadeleştirilir, sadeleştirilmez. Bakın istersen Zaman Gazetesi'ne 1990 arşivlerine internete girin. 90, 91, 92 Hakkın hatırı için yazın Zaman Gazetesi'ne. Bak göreceksin. FETÖ gazeteyle cevap veriyor orta sayfada. Rüştü abi broşür yapıyor. Risale sadeleştirilemez. Bizim onunla şeyimiz, çatışmamız, Nur Cemaati bizim derken, Nur Cemaati'nin FETÖ ile zıtlaşmamız, Risale-i Nur'u sadeleştirme namı altında kuşa çevrilmiş. Ne? 5. Şura'yı çıkarttı. Lozan'ı çıkarttı. Şualarda bazı müdafaları çıkarttı. Çıkarttı kardeşim ya. 5. Şua'yı çıkarttı şualarda. Lozan'ı çıkarttı sadeleştirme namı altında. El çabukluğu. Şualarda bazı müdafaları çıkarttı. Malum zatın isimleriyle alakalı ustadın bütün mektuplarını çıkarttı. Yani onlar nasıl bir şey barışık olacaktın ki? Filmoria diyen bir programla ben kendi sesimi istediğim yapabiliyorum. Kesiyorum o kelimeyi oraya. Bir saatlik işim o kadar ya. Yani Süfyanettin 4. rüknün bir derse bakın ya. Ama bizim derdimiz sen tuzağa düşme. Sen kardeşlerini çabucak ve ucuza terk etme. Bir daha. Sen kardeşlerini iki, çabucak ve ucuza, ucuz böyle kalitesiz, markasız söylemlerle, yazılarla, ses kayıtlarıyla, montajlarla terk etme dostunu. Olamazsın sonra. Bir insan bulunmuyor. Kaç senede bir insan yetişir. At çamuru, kalması izi kalır ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Ve ondan sonra nesi kapatıyorum. En tesirli, en acımasız, en kolay ve herkesi etkileyen silah iftiradır. En tesirli, en kolay, herkesi etkileyen ve en acımasız, inanmasa bile izi bırakan iftiradır. Bunu yapıyorlar. Medya yoluyla yapıyor. Hem de en sevdiğin kişilere, yani onun vasıtasıyla Kur'an'a ve İslam'a, peygambere muhabbetimiz var. Veya daha değişik boyutta tanıyoruz. Vay! O hocam da mı ya? O da mı ya? Yazıklar olsun bunu söylüyorsan sen. O da mı? Lan ne alakası var ya? Ya sen bilmiyor musun? Kesiliyor, doğruyor, ortası çıkıyor. Ses kayıtlarını istedikleri gibi yapıyorlar. Hükümeti indiriyorlar. Erbakan'ı nasıl indirdiler? Ya. Abi o da bir şey mi? 9-11 bu 9 Eylül tamamen fake. Orada iki tane uçak da yok. Bilimsel olarak ispatlanmış bir şey.
950 de öyle bir şey de yok. Evet. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Amerika'dan söylüyor. 10 saniyede 110 katlı bina düşürülemez. Eğer bir bomba olmazsa, bir her kata bomba yerleştirilmiş. Burada Amerikalıların kendisi söylüyor zaten. Bir de abi 1959'da Ay'a da gitmediler. Şimdi mesela Elon Musk Ay'a gitmeye çalışıyor. Dünyanın etrafında bir kuşak var. Onu aşamıyorlar. O zaman eğer 1959'da gittilerse niye gidemiyorlar? Yani o 1959... Kardeşim Ay'a Amerikan bayrağı koymuş. Bakın bayrağı rüzgarla dalgalanıyor. Ay'da rüzgar mı var? Bunu Almanlar bulmuş. Lan Ay'da dalgalanıyor. Ay'da rüzgar hareketi mi var? Bunu ben söylemedim. Almanlar söylüyor. 5 tane hata bulmuşlar. Sahte yani. Bu işte Amerika'dan kendisi söylüyor hocam. O şeyle ikiz kulelere her kata bomba koymuşlar. O sahnede mi iner? Hepsi yalan. İslam devletlerine girmek için. Bunu yapan hizmet edenlere yapmaz mı? Niye inanıyorsunuz? Yani biz eşek olursak semer vuran çok olur kardeşim. Bu büyük zatların sözüdür. Sen eşek olursan sana semer vuran çok olur. Olma. Nimetinin kadri kıymetini bil. Ucuza ve çabucak dostlarını terk etme. Ucuza ve çabucak. Niye terk ediyorsun ya? Bir insanla dost olabilmek için onunla ya ticaret, ya seyahat, ya yemek yemiş. Ne kadar ömür vermiş. İsterseniz o kağıdı, o gayrimüteşir o kağıdı resmini çekip bu dersin iftira dersi diye çıkacak. O dersin altında o gayrimüteşir var ya, resmini ben ceple çekeceğim. Videonun altında resimde ekleyebiliyorsun ya, oraya koyacağım, isteyen oradan alır. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak esmalarının hürmetine, Allah'lığın hatırına ehl-i imanı, haseten nur talebelerini ve bizi bu şeye düşürmesin, bu tuzaklara, bu zulme, bu iftiralara. Allah bizi hafız ismi hürmetine muhafaza eylesin. Düşen kardeşlerime merhamet eylesin. Allah onları aziz eylesin düşmüş. Allah onların makamlarını yüce eylesin inşallah. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi hürmetine bütün ehl-i imanını haseten Müslümanların ve nur talebinin amin diyenlerin günahlarını affı ref eylesin. Yübedülullahi seyyiatı hasene sırrına mazhar eylesin. Ve iştirak-ı amali uhreviyeden hissimizi ziyade eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha'tı ve selavat. Elhamdülillah rabbil alemin. Amin. Sorusu olan var mı abiler, canlı yayında olanlar? Abi ben de bir şey söyleyeyim, o isterseniz de kesebilirsiniz de, ama ben hemen bir eski şey atıp söyleyeyim size. 80 yıl ben hani dershaneleri basitliyordu, abiler götürüyordu ya, yani kim varsa dershanede. Bizden de gitti. Evet. Ben küçüktüm, beni götürmediler ama neyse. Abilerden bir tanesi anlattı, ben duyuyorum. Dedik hani yine basmışlar, almışlar karakolda hapishanenin içine girmiş. Abinin bir tanesi elinde bende, halayı çekiyor. Demişler ne yapıyorsun sen? Ben duydum demiş ya, Deccal'in hapsine düşen mutlaka cennetlik demiş. Ondan sonra herkes tabi ona deli diye bakıyor. O da başlamış alay çekmeye. Şimdi makam meselesi belli ya, ben o zamanlar bakarken öyle sadece söylemek istedim. Devam et. Beşinci şua diyorum. Beşinci şuada geçiyor o hadis. Deccal'ın cehennemine giren Allah'ın cennetine, Deccal'ın cennetine giren Allah'ın cehennemine girer diyor. Beşinci şua. Beşinci şua. Devam et. Evet demiş ki Allah bana bunu nasip etti. İşte girdim ne güzel diye şimdi. O zamanlar giderken ben öyle düşünmüştüm yani. Ben hakkınızı helal edin. Biraz da gülmüştüm tamam demiştim. Çok yani, acayip. Erzurum'da mesela. Öyle demiştim. Ya 40. Evet. Hocanın orada ya. Değil mi? Yani Rüştü abi Van'dan geliyor Mevlüt'ten. Mevlüt ya. Kaç gün ya içeride Bodrum'da tutmuşlar. Aldılar oradan karakol hapse. Ya bu yol böyle kardeşim de. Bu ne yapıyorlar ders değildi. Biz ahmak olmayacağız. Biz birbirimizi ucuza ve çabuk terk etmeyeceğiz. Ne olursa olsun her şeyle kardeşimdir, abimdir, hocamdır,
anamdır, bacımdır, dayımdır, neyse sahip çıkacaksın. Ne olursa olsun. Sahip çıkacaksın. Bırak, yedirmeyeceksin. Daha bir şey olan yok galiba. Bakayım şurada bir şey yazmış mıdır? Abilerine efendim, estağfurullah, Allah razı olsun. Ondan sonra herhalde bir şey yok galiba. Dualar ediliyor, çok sağ olasın. Ha, açıktan günah işleyenin dedikodusu olmaz ama bizim gibi nur ehli olmayan çalışanlar onlara bahsede gelmez. Şu, kimin gıybeti caiz? Onu söyledi, onu da. Mesela günah işliyor, alelen anlatıyor. Bunun adı fasık-ı mütecair. Bunun gıybeti caiz. Niçin? Oğlum, kızım veya kardeşim falanca var ya, bak bu işi yapıyor ve sağda solda da yaptığı şeyi miskamber gibi, iyi bir şey yapmış gibi anlatıyor. Ondan uzak dur diye onu korumak için denilir. Şeyde geçiyor, 275 mektubatta gıybet meselesinde. Onu men etmek için. Veya mahkemede hakim onun hakkını alsın diye. Veya iki Müslüman mahkeme kurulmuşsa bana böyle böyle yaptı, şöyle, o zaman denilir. Ondan sonra fasık-ı mütecahir var ya, günahı alelen işleyip istiğfar etmemek. 103 ve 203 Emir Dağı'nda bak, alelen günah işleyip istiğfar etmemek. 103 Emir Dağı'nda, bir de 203. sayfada geçiyor. İmandan hissesi olmadığına delildir diyor Emir Dağı'nda. Fasık-ı mütecahir denilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bunlara şefaat edilmez diyor. Çünkü fasık-ı mütecahir günahı alenen işliyor. Bir de sağda solda utanmadan anlatıyor. Hasan abi, Kastamonu 191'de de hani bir şey, bir gıybet ediyor ya ismini. Evet. Üstad isim vermiyor. Vermiyor. Yani. Dehşetli gıybet. Evet, yani. Dehşetli bir gıybet diyor. Mesela CHP'lerle beraber olmuş. Duman etmişler Türkiye'yi. Hiç bu tarafa bakmıyor o zamanın sistemine. O ustada hücum ediyor. Birinci şuadan kendisine şey çıkartıyor diye. Bu tarafta din, hilafet, şeyler hepsi kalkmış. Bir kelam bile etmiyor. 190, 198 kalmış. 191'den başlıyor da devam ediyor. 199 devam muydu, 191 mi? Ha, kastan. Selamun aleyküm. Bir tane kardeşim yazmış abi. Ne yazmış? Onu da görsene, şey diyor ki, ha, kamera kaydı diyor, 4 tane şahit yerine geçer mi diyor. Geçmez kardeş. Evet, zaten oynanabilir kamera kaydıyla. İşte, zaten onu anlattık. Niçin? Evet. Bak, Filmoria, bende bu program var. 50 tane kayıt gösteririm ben sana. Filmoria, bizi mesela benim hadisemden sonra küçük çekmecede kalıyordum ya bina. Orada kamera var. Kamera kayıtlarını alıyorum. Bilgisayarın içine koyuyorum ben. 50 tane yaparım. İstediğim yeri kesiyorum. Binanın kamerası. Gözüyle görmüş diyor. Kamera demiyor. Kim bir de gözüyle görmüş kim olması lazım? Adil. Şey, fasık olmayacak. Namazda olacak. Sözüne güvenilir olacak. Öyle aldatılmış sokaktan geçen, sen de şahit ol, sen de şahit ol. Makine şimdi uyduruyorlar ya, öyle şahit değil. Namazlı, toplumda bilinen namazlı insan, 4 tane böyle şahit olacak. Öyle bir şey yok. Var mı? O soruyu sorana veya o yola düşene şöyle derim. Sana böyle kamera kayıtlarıyla yapsalar ne derdi? Sorunun cevabı o. Kamera kayıtları sana itham etseler. Bir tanesi öyle dedi. Böyle basit yerler diyor, böyle böyle yerler açılmasın diye kıyamet kopuyor. Şefki İlmaz döneminde bir şey olmuştu ya, lise belediye başkanıydı. O da öyle dedi. Ben demedim ki diyor, en yakının o zaman götür dedi oraya. Koy dedi o binaya. O zaman ya, başkasına denince, yani kamera kaydı ne zaman caiz olur? Sana yapıldığı zaman, razı gelirsen başkasına da caiz olur. Olmaz. Hiçbir şekilde konuşmayacaksın, şey yapmayacaksın. İnşallah böyle bazı derslerde böyle sık sık olmasa bile böyle zaman zaman bu derslerle bu hissiyatımızı tazelememiz lazım. Selamun aleyküm.